İnşallah Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı Doğu Akdeniz'de de bulacağız. Bunu başardığımız zaman da tüm dünya bölgeye barış, istikrar ve refahın geldiğini görecek. Her zaman söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı şansı yoktur. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türk'ü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir. Son yapılan Avrupa Birliği zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türklerinin hakkını teslim edenler iş icraata geldiğinde ellerini taşın altına koymaktan kaçınıyor. Garantileri çağ dışı bulanlara vereceğimiz en iyi cevap böyle bir zihniyete 21. yüzyılda yer olmadığıdır. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir. Kıbrıs Rum tarafının zihniyeti 2004'ten bu yana hiç değişmemiştir. Onların tek derdi Kıbrıs Türklerinin haklarını çiğneyerek kurdukları sahte devlette Kıbrıs Türklerini azınlık haline getirmektir. Kıbrıs Türk'ü buna asla razı olmayacaktır. Türk milleti de Kıbrıs Türk'ünü bu eşit egemenlik mücadelesinde hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Bundan sonra da bırakmayacaktır. Teşekkür ediyorum ve sözü Sayın Tatar'a veriyorum. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, bir kez daha sizinle Ankara'da bir araya gelmekten son derece mutluyum. Misafirperverliğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünkü görüşmemizde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yakın geleceğini ilgilendiren son derece önemli konuları ele aldık. Bunlardan biri de Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları meselesidir. Sizin de ifade ettiğiniz üzere biz haklarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Sadece kararlı değil, Türkiye'nin desteğiyle bunu sağlamaya muktedir olduğumuzu da özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye artık Libya'dan Azerbaycan'a kadar jeopolitiği ve stratejik dengeyi yeniden kuran bir ülkedir. Bugün Türkiye'nin sadece savunma ihracatının 3 milyar dolara ulaşması bile gelinen seviyeyi göstermeye yeterlidir. Pek çok ülkede faaliyette olan üstleriyle dostlarına güven veren bir Türkiye var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tüm bu başarıları kendimizin de kazanmaları olarak kabul ediyoruz. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz her zaman bizi dinleyen, destekleyen bir yönetim olduğunu biliyoruz. Kıbrıs Türkleri olarak adadaki anlaşmazlıkları iki halk arasında bir sorun olarak görmüyoruz. Yeni jeopolitik mücadele ekseninin en kritik merkezi Kıbrıs'ın da içinde yer aldığı bölgemizdir. Çok önemli doğal kaynakların üzerinde ve ticaret yollarının kavşağında bulunan bir coğrafyada yaşadığımızın da farkındayız. Kıbrıs'ta uluslararası ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan meşru haklarımızı sonuna kadar kullanmakta kararlıyız. Rum tarafı nasıl sismik araştırma ve sondaj için izin veriyorsa bizim de buna hakkımız bulunuyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere Karadeniz'den sonra Doğu Akdeniz'de de doğal gaz bulunur. Doğu Akdeniz'deki gazın çatışma değil, işbirliği ve dostluk vesilesi haline dönüşmesini diliyoruz. Rum-Yunan ikilisiyle onların Fransa ve İsrail gibi dostları maalesef bu iyi niyetimizi anlayamıyor. Yaşanan bunca tecrübeye rağmen hala Türkiye'yi Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'den çıkartabileceklerini, haklarımızı gasp edebileceklerini hayal edebiliyorlar. Şayet kötü niyetli olmasaydılar, Türk tarafının doğal gaz konusunun oluşturacak özel bir komitede ele alınmasını önerisini kabul ederlerdi. Aynı şekilde Türkiye'nin düzenlediği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de katılacağı Doğu Akdeniz Ülkeleri Konferansı'na da olumlu yaklaşırlardı. Gelinen noktada artık Doğu Akdeniz'de onlar ne yaparlarsa aynısını hayata geçirme hakkımızın olduğu gerekçeyle yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Kıbrıs adamıza Anadolu'dan su sağlayan deniz altındaki boru hattına yaşanan arızanın giderilmesiyle yeniden su verilmesi çalışmaları sona ermiştir. Bunun için de Türkiye'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kıbrıs için su hayati öneme sahiptir. Ada ülkesi olmamız sebebiyle sınırlı olan su kaynaklarımızı artırma imkanımız bulunmuyor. Bunun tek yolu bereketli Anadolu toprağından
doğup Akdeniz'e akan suların adamıza ulaştırılmasıydı. Kıbrıs'ta asırlardır yaşayan herkesin hayali olan Anadolu'dan adaya su getirilmesi projesinin gerçekleştirdiğini görmek tarifsiz sevinci içerisindeyiz. Türkiye, dünyada kimsenin yapamadığı, cesaret edemediği bu projeyi zat halinizin başbakanlığı döneminde inşa etmiştir. Kıbrıs adası içme suyundan arazi sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte bir su kaynağına kavuşmuştur. Anamur'daki Alaköprü Barajı'ndan başlayıp adadaki Geçitköy Barajı'na ulaşan bu proje sayesinde 5 yıldır evlerimize kaliteli su akıyor. Böylesine büyük ve yenilikçi bir projede aksilik çıkması da tabidir. Yer üstündeki su hatlarından da yaşanabilen bir tarihsizlik bu defa denizin altında ortaya çıkmıştır. Buna rağmen Türkiye olabildiğince kısa bir sürede arızayı gidererek boru hattını yeniden su verilebilir hale getirmiştir. Bugün deniz altındaki boru hattımızda Geçitköy Barajımıza yeniden su vermeye başlıyoruz. İnşallah Geçitköy Güzelyurt Tüneli'nin tamamlaması ile bu suyu Güzelyurt Ovası'na da aktarmış olacağız. Daha sonraki hedefimiz bu suyu Gazimağusa'mıza ulaştırmaktır. Elimizdeki bu imkanı kullanmak için en kısa sürede su idaresiyle ilgili bir kanun çıkarımız gerekmektedir. Hemşehrilerimiz ve belediyelerimiz de bu konuya da en kısa sürede çözüme kavuşturmakta kararlıyız. Kıbrıs'ta çeşmesinden su akan her bir vatandaşım adına Türkiye'ye ve size teşekkür ediyorum. Kıbrıs'ta arazisini bu suyla sulayıp gelirini artıran her bir çiftçiyim adına Türkiye'ye ve size teşekkür ediyorum. Kıbrıs'ta artık susuzluk endişesi duymadan hayatını sürdürecek her meslekten insanımız adına Türkiye'ye ve size teşekkür ediyorum. İnşallah içme suyu hatları ve sulama kanallarıyla ilgili projeleri de hızla hayata geçirerek bu bereketli Kıbrıs topraklarının her bir karışına yayacağımız Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasında fitne sokmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap işte bu bunun gibi projelerdir. Bir kez daha bu projenin gerçekleşmesinde ve yeniden devreye alınmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Evet. Ben de Sayın Başbakan'a tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten bu su konusu tabii çok çok Kıbrıs'ta önem ifade ediyor. Biz de Kıbrıs'ı Anadolu'dan gelen su ile buluşturan boru hattının yeniden faaliyete geçmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bir ada ülkesi olması sebebiyle Kıbrıs'ta içme, kullanma ve sulama suyu meselesi her dönemde gündemde önemli bir yer tutmuştur. Ancak ana kıtadan adaya su getirilmesi gerçekten çok zor ve büyük bir proje olduğu için bir türlü hayata geçirilememiştir. Başbakanlığım döneminde bunun kararını verdik. Dedik ki biz bu işi yaparız ve yaptık. Ve şimdi de tabii ki bir sıkıntı yaşandı. Bu sıkıntı döneminde de tekrar tamiratı yapıldı. Kolay değil. Deniz, dalgalı deniz ve böyle bir yerde siz denizin altında çalışma yürütüyorsunuz ve bu borularla ilgili tamiratı, tadilatı her şeyi yapıp ve kısa sürede de bunun tamiratını bitirip yeniden Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs'a suyu verelim dedik ve hamdolsun yoğun bir çalışmayla özellikle Kalyon gruba tabii teşekkür ediyoruz. Yılmadılar, durmadılar ve bu işi götürdüler. Hazırlanan planlar ve projeler hep arşivlerin tozlu raflarında kalmaya mahkum edilmiştir. Ama biz su hayattır, su medeniyettir, su azizdir diyen bir anlayışla adanın su sorununun çözümü için kolları sıvadık. Daha işin başındayken kimileri bunun mümkün olmadığını söyleyerek gayretimize dudak büktü. Hiçbirini aldırış etmeden yola koyulduk. Türkiye'de pek çok hayali gerçekleştiren bir hükümet olarak Kıbrıs'ın bu sıkıntısını çözmek de hamdolsun bize nasip oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temin projesini 2015 yılında tamamlayarak hizmete sunduk. Bu proje 80 kilometreyi aşkın uzunluğu, deniz yüzeyinden 250 metre derine inen 1 metre 60 santim çapındaki borularıyla
kendi alanında başlı başına bir mühendislik harikasıdır. Dünyada ilk defa uygulanan askıda borulu sistemle Anamur'da inşa ettiğimiz Alaköprü Barajı'ndan alınan suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Geçitköy Barajı'na aktardık. Böylece Anadolu topraklarından doğup Akdeniz'e dökülen Dragon çayının yıllık 75 milyon metreküplük suyunu Kıbrıs adasındaki kardeşlerimizin istifadesine sunmuş olduk. Bu suyun toprakla ve şehirlerimizle buluşup berekete dönüşmesi için adada 529 kilometre uzunluğunda ana dağıtım hattı kuruldu. Anamur'dan Girne'ye uzanan bu projeyi ekonomik değerlerinin ötesinde barış, refah ve huzur içinde aydınlık bir gelecek tasavvuru olarak görüyorum. Dünyada eşi benzeri olmayan bu projenin deniz geçişi isale hattında yılın ilk haftasında beklenmeyen bir arıza meydana gelmişti. Tüm teknik zorluklarına rağmen 108 gün gibi kısa bir sürede deniz altındaki arıza giderildi. Bugün boru hattından adaya yeniden su vermeye başlıyoruz. Bu arada projenin sulama bölümüyle ilgili yatırımlar da sürüyor. Amacımız 71.540 dekar alanı sulamaya açarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine yılda 127 milyon lira ilave katkı sağlamaktır. Aynı şekilde Güzel Yurt ve Lefke ile civar yerleşim yerlerinin atık su, yağmur suyu, içme suyu hatlarının bir kısmının projeleri hazırlanıyor, bir kısmının ihale çalışmaları yürütülüyor. Atık su geri kazanımı ile de daha fazla toprak sulanacak. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerinin daima yanında olduğunu bu projeyle bir kez daha göstermiştir. Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı olan Türkiye hedeflerine ulaştıkça Kıbrıs Türklerinin uzun zamandır maruz kaldıkları haksızlıkları da telafi edecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Bugün deniz altındaki kısmının yeniden devreye girmesinin mutluluğunu hep birlikte yaşadığımız boru hattı gibi daha nice projeleri adaya kazandırmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla projemizin hayata geçmesinde ve en az inşası kadar önemli olan tamirinde emeği geçen herkesi mimarından mühendisine tebrik ediyorum. İşçisine tebrik ediyorum. Değerli ekranları başında bizi izleyen milletim ve soydaşlarımız. Şimdi Kıbrıs'a bağlanıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım Bakanı Sayın Dursun Oğuz ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve bunun yanında yüklenici firmanın sahipleri de şu anda aynı şekilde onlar da bölgedeler ve gerek Sayın Kalyoncu gerek oğlu Mehmet Kalyoncu onlar da oradalar ve onlar da ilk sözü evet şu anda Sayın Pakdemirli şu anda buyurun size veriyoruz. Buyurun size veriyoruz. Saygılar Cumhurbaşkanım, Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı, değerli konuklar, sizleri kadim yurdumuz, kardeş diyarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi'nin yeniden işletmeye alınmasına hepiniz hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, pek çok kesim tarafından imkansız görünen, olmaz, yapılmaz denilen su temin projesi, zat-ı devletlerinizin himayelerinde toplam 3 milyar lira yatırımla hizmete alındı. Böylece dünyada eşi ve benzeri olmayan rüya da gerçeğe dönüşmüş oldu. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi, askılı boru sistemiyle deniz geçilerek su aktarılan
dünyadaki tek projedir. Şöyle ki ana vatandan yavru vatana uzattığımız deniz geçişi isale attı. Deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte, yani 85 katlı bina yüksekliğinde askılarda tutulan deniz tabanlı halatlar ve beton ağırlık kütleleriyle bağlanan 80 kilometrelik bir hattır. Bu hat Akdeniz geçilerek Kıbrıs'ımıza ulaşmaktadır. Dünyada örneği olmayan bu hattan geçen suyun yarısını içme, kullanma, yarısını da sulama suyu olarak Kıbrıslı kardeşlerimize sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 200 bin metreküp gün kapasiteli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içme suyu arıtma tesisi zat halilerinizin himmetleriyle 2016 tarihinden itibaren işletmeye açılmıştır. Arıtma tesisi ve toplam 529 kilometre, yani Ankara-Mersin arası mesafeden daha uzun içme suyu dağıtım hatları ile kayıp kaçak oranı %1'den daha az olan dünya standartlarının üzerinde bir sistem olarak kurulmuştur. Türkiye'den gelen bu suyu belediye meclis kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile abonelik sözleşmesi imzalayan 28 belediye kullanmaktadır. Bu sayede toplam 300 bin kişiye içme ve kullanma suyu temin edilmiştir. Bugüne kadar KKTC'deki içme suyu depolarına toplam 103.4 milyon metreküp su verilmiştir. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmete aldığımız içme suyu projesinin yanında sulama projemiz de devam etmektedir. Zatenizin de söylediği gibi 72 bin dekar alan, yani 35 bin futbol sahası büyüklüğünde alan sulanabilecek. Böylece ürün çeşitliliği ve verimliliği artacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine yıllık 127 milyon gelir artışı sağlanacaktır. Sulama inşaatının tamamlanmasıyla da yaklaşık 18 bin kişiye iş imkanı sağlanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün bu vizyon projesini yenilenmiş, güçlendirilmiş ve sorunları giderilmiş olarak hamdolsun yeniden hizmete açıyoruz. Bilindiği gibi deniz geçişi isale attığında Ocak ayının ilk haftasında bir arıza oluşmuştu. Hızlı bir şekilde teknik ve operasyonel çalışmaları başlattık. Çıkan bu arızayı sistemi iyileştirmek ve mükemmelleştirmek için bir fırsat bildik. Haziran ayında durum tespiti çalışmalarını yapacak gemiyle çalışmaları başlattık. Yoğun çalışmalarımızla Eylül ayın sonuna kalınmadan hattın işletmeye alınmasını hedeflemiştik. Ancak dünya kamuoyuna da Akdeniz fırtınası olarak yansıyan olumsuz hava şartları ile Antalya açıklarında meydana gelen ve bölgeyi etkisi altına alan hortum, yüksek dalga boyu hareketliliği ve şiddetli rüzgar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su ileten borulardaki arızayı gidermeye yönelik çalışmaları ciddi manada etkilemiştir. Fakat hamdolsun bugün asrın projesi olan bu dev projenin tüm borularının montaj işlemleri karşılaşılan bütün zorluklara rağmen kararlılıkla çalışılarak bitirilmiştir. Hava şartlarında küçük, kara şartlarında küçük bir bent veya gölet gibi bir su yapısı en az 5-6 ayda yapılabilirken Türk mühendislerinin azmi ve çalışkanlığı sayesinde bu mega proje deniz şartlarında ve her türlü zorluğa rağmen fiilen 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Bu projede 6 ana operasyon gemisi, 4 römorkör, 4 destek gemisi olmak üzere toplam 14 gemi ve 325 personel ile yürütülmüştür. Çalışmanın zorlu şartlarını tanımlayacak olursak, deniz üzerinde yapılan zorlu çalışmaların yanında deniz altında insansız robotlarla yapılan işlemler bir nevi ay yürüyüşlerine benzetilebilir. Bu proje kullanılan malzeme itibariyle yerlilik oranı en yüksek projelerden bir tanesidir. Tüm hattı besleyen ve deniz geçişini sağlayan boruların tamamı yerli imalattır. Bu sayede projede maliyet tasarrufu da sağlanmıştır. Yenileştirme ve güçlendirme kapsamında toplam 520 milyon lira bütçe ayrıldı. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için sizin önderliğinizde yatırımlarımız devam edecektir. Ve hamdolsun bu meşakkatli çalışmanın sonucunda Anadolu'nun bereketli suları tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne akmaya hazır hale gelmiştir. İnancımız odur ki Anadolu'nun bu feyizli suları kardeşliğimizi, birliğimizi beslemeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, malum olduğu üzere bu eşi benzeri olmayan defalarca rafa kalkan proje milletimizin kadim hasreti, zatı devletlerinizin büyük bir eseridir. Bu isale hattı da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kopmaz bağlarının yeni ve güçlü bir kolu,
yeni bir atar damarıdır artık. Bu vesileyle aziz milletimiz adına zat-ı alilerinize en derin şükranlarımı sunuyorum. Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı'na ve kabinesine projeye verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Bu vesileyle emeği geçen herkesin eline, emeğine sağlık diyorum. 783 bin kilometre karelik vatan coğrafyamızdan 3350 kilometre karelik gönül coğrafyamıza uzattığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyor. Açılış konusunda talimatlarınızı bekliyorum efendim. Arz ederim. Evet, biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de yüklenici firmanın başkanı burada ara konuşma olarak Cemal Kalyoncu Bey'e konuşma sözü olarak verelim. Cemal Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı'na sözü vereceğim. Cemal Bey buyurun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli Kıbrıs Başbakanım, Geçitköy Barajı'ndan sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 5 yıl önce hizmete açılan Kuzey Kıbrıs Su Temini Projesi 108 gün gibi bir sürede aralıksız gece gündüz çalışarak 14 gemi, 400'e yakın çalışanımızla birlikte hummalı bir şekilde çalışarak elhamdülillah bugün bitirerek Kıbrıs'a suyu ulaştırdık. Talimatınızla inşallah birazdan su barajı akmış olacaktır. Biraz evvel sizin dediğiniz gibi su hayattır, su medeniyettir. Sizin vizyon ve talimatınızla mavi vatanda aynı geleceği paylaştığımız Kuzey Kıbrıs yeniden Türkiye'den gelen suya kavuşacaktır. Pandemi döneminde bize şunu hatırlattı Sayın Cumhurbaşkanım. Su ve temizliğin ne kadar önemli olduğunu. Tekrar bu su Kıbrıs'a kavuşacak. Kıbrıs yeniden suyla buluşacaktır. Bu suyun Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Rabbim'den diliyor. Zat-ı devletleriniz başta olmak üzere Kıbrıs Başbakanı Sayın Ersin Tatar'a da destekler ve için teşekkür ediyor. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sayın Kalyoncu'ya da çok teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Dursun Oğuz'a veriyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çok şükür ki bu günleri gördük. Aslında bu projenin tamiratı sırasında biliyoruz ki siz de bizim gibi her an, her dakika projenin tamiratının nasıl gittiğiyle ilgili devamlı ilgilendiniz. O nedenle bugünü biz çok bekledik. Özellikle son 15 gün, çünkü projenin aslında bitimi bundan 15 gün önce olacaktı. Ancak hava şartları el vermediği için bir gecikmemiz oldu. Tabii ki bu bizlerin ve sizlerin elinde değildi. Ancak bu 15 gün bize 15 yıl gibi geldi. Gerçekten. Allah'ın izniyle inşallah bugünden sonra halkımız yarın itibarıyla yine Anadolu'nun suyuna kavuşacak. Daha sonra da biraz önce sizlerin de söylediği gibi tarımsal anlamda da şu anda projeler devam ediyor. Tünel delme projesi devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl itibarıyla da Türkiye'den gelen suyun tarımsal faaliyette de kullanılmasına başlayacak. Bu proje gerçekten tamirat sırasında Sayın Başbakanımızla beraber gittiğimizde gördük ki bir hayalmiş. Hayal olan bir proje gerçekleşmiş. Bu nedenle bu hayali gerçekleştirdiğiniz için tekrar sizlere saygılar sunmak istiyorum. Tekrar ülkemize hayırlı olsun. Tekrardan hepimiz için bu hayırlı günde çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii buradan yine yüklenici firmadan baba oğul oradalar. Genç Mehmet Kalyoncu kardeşimize de bir selamlama verdirirsek herhalde isabetli olur. Her zamanki gibi gençlere ne kadar kıymet ve önem verdiğinizi yine görmüş bulunduk. Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanını da saygılarımla selamlıyorum. Ben ancak şunu söyleyebilirim Sayın Cumhurbaşkanım. Biz Türkiye'nin gençleri olarak,
ve genç iş insanları olarak ülkemizin bir kalkınma hamlesinde bulunduğu bir dönemde gençliğimizi geçirdiğimiz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bize her sabah heyecanlı uyanıp daha üretici ve daha çalışkan olarak ülkemize katkı sağlamayı, ülkemizin bize verdiği imkanları, Türkiye'miz başta olmak üzere ve artık geldiğimiz bugün de dünyanın birçok noktasına hem ekonomik ve altyapı anlamında hem de insani yardım anlamında Türkiye gençleri olarak bu imkanlarla fayda sağlamayı sağladığınız için böyle bir Türkiye'de bugün gençliğimizi geçirdiğimiz ve iş dünyasında çalıştığımız için size teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, sağ olun. Evet, şimdi özellikle bu bölgedeki konuşmadan sonra şöyle bir zoomlayarak buradan suyu Kuzey Kıbrıs'a akıtmaya başladık ama tüm ekranları başında olanlar da bunun tadını bir alsın, değil mi? Evet. Evet. Nasıl? Maşallah. Hayırlısı olsun. Yani. Devam edelim biraz. Şöyle. Tabii ciddi manada bir susuzluk çekti buralar. Şimdi de bu suyu görünce tabii hava değişecek. Görüyorsunuz hangi şartlarda orada çalışma yapıldı. Şimdi Alaköprü'den Kuzey Kıbrıs'a kolay değil. Dünyada bir ilk, efendim, dünyada evet. Bir ilk astın evet. Projesi. Şu anda Kuzey Kıbrıs'ın inşallah su sıkıntısı böylece giderilmiş oldu. Yüklenici firmamızı tekrar kutluyorum. Tebrik ediyorum. Ve Kuzey Kıbrıslı soydaşlarımız için de hayırlı olsun diyorum. Evet, Bekir Bey, Dursun Bey, Cemal Bey, Mehmet Bey, sizlerin şu anda söyleyeceği ne var? Efendim, daha önce konuşmamda belirttiğim gibi bu bir mega proje. Gerçekten Türkiye artık tüm dünyada olduğu gibi büyük mega projelere imza atan bir ülke oldu zat-ı halinin sayesinde. Dünyanın en büyük köprülerini, dünyanın en büyük havalimanlarını, dünyanın en önemli mühendislik projelerini yapar hale geldik. Şimdi bu en büyük köprüleri yaptığımız zamanı düşünün. Bir de aynı köprü teknolojisi ve mühendisliğiyle de denizin altında köprüler yapmaya başladık. Bu köprülerden belki otomobiller geçmiyor ama hayat kaynağı olan su geçiyor. Biz, ben burada Kuzey Kıbrıs'ı Türk kardeşlerim nezdinde sizlere ve zat-ı halinize, Kıbrıs'ımıza, ülkemize ve dünyada tek olan bu projeyi kazandırdığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Mükemmelleştirme ve yenileştirme konusunda da bizlere destek olduğunuz için zat-ı halilerinize teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum, hürmet ediyoruz. Evet. Dursun Bey. Sayın Cumhurbaşkanım. Dursun Bey. Sayın Cumhurbaşkanım, arkada gördüğünüz görüntü bizlerin arkasında şu anda Geçitköy Barajı'nın boş hali. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı buranın dolu halini hep böyle bir hayal gibi geliyordu bundan kısa bir süre önce maalesef. Ama bugünden sonra her gün buraya gelecek, bu gölet nasıl doluyor diye. O nedenle bir kez daha sizlere teşekkür etmek istiyorum. Yine bir konuda sizlerin büyük bir hedefleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisinin gelişmesi anlamında, tarımsal ekonominin gelişmesi yönünde
tarımsal anlamda suyun kullanılmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tarımsal sanayi gelişecek. Çiftçimiz buradan daha fazla rekabet edebilir hale gelecek. Su geldiği zaman ürün çeşitliliği de olacak. Bu sayede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarımsal gelişimi yanında ekonomik girdisi de tarımsal anlamda çok ilerleyecek. İstihdam anlamında da bizlere çok büyük fayda sağlayacak. İnşallah kısa sürede sizlerin dediği gibi Güzelyurt'a, daha sonra Mesare Ovası'na, hep dediğiniz gibi bu su Güzelyurt'a da akacak, Mesare'ye de akacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeniden yeşil ada olacak demiştiniz. Biz bu nedenle inşallah en kısa sürede bu dediğimiz günlere, tıpkı bu suyun gelmesinin hayal olduğu gibi, bunlar günlere de ulaşacağız. Ben tekrardan verdiğiniz emek için, verdiğiniz destek için, her şey için sizlere, ana vatanımız Türkiye'ye tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Zaten yarın oranın tamamen değiştiğini göreceksiniz. Orada da barajın artık dolmaya başladığını göreceksiniz. Hafta sonuna kalmadan inşallah neymiş, ne oldu diyeceksiniz. Hayırlı olsun. Şimdi geliyoruz farklı bir konuya. Evet. Sayın Tatar'a sözü veriyorum. Buyurun. Sayın Tatar'a sözü veriyorum. Kıbrıs Türkleri adı. Proje için tekrar Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği ve katkısı olan tüm kurumlara ve yöneticilere bir kez daha teşekkür ediyorum. Asrın projesi muhteşem bir proje ve gerçekten Kıbrıslı Türklerin gurur duyduğu ve dolayısıyla anavatan Türkiye her vesileyle teşekkür ettiği muhteşem bir projeydi bu proje. Hayırlara vesile olsun. Paylaşmak istediğim bir diğer mutluluğumuz da Kapalı Maraş'ın yeniden açılmasıyla ilgili bir gelişmedir. Bilindiği gibi Maraş tartışmasız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Tartışmasız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Barış harekatımızın ardından uluslararası toplum tarafından Kıbrıs meselesinin bütünü gibi Maraş da adeta kendi kaderine terk edilmiştir. Geçmişte 1980'li yıllarda, 1990'lı yıllarda bu konu defalarca masaya getirilmiş olmasına rağmen maalesef Rum kesiminin karşı çıkması sebebiyle neticeye kavuşturulamamıştır. Özellikle 1994 yılındaki güven artırıcı önlemler paketi ve 2004 yılındaki anlam planı bu konuda çok önemli fırsatlardı. Ancak Rum tarafı barış ve refahı hiçbir zaman tüm süreçlerde olduğu gibi yine bu planı da çökertmişti. Bu çözümsüzlük dayatmasını artık kabul edemiyoruz. Biz 2019 yılında hükümete geldiğimizde hükümet ortağım ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Kudret Özesay'la birlikte halkımıza verdiğimiz sözlerden biri de Maraş'ın tekrar açılmasıydı. Hamdolsun hazırladığımız yol haritası doğrultusunda çalışmalarımızı bir aşamaya getirdik ve ilk somut adımı atıyoruz. Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve demokrasi caddeleriyle kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz. Adeta hayret bir şehire dönüşen Maraş'a böylece ilk can suyunu veriyoruz. İnşallah Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş sahilinde istifade etmeye hep birlikte başlayacağız. Maraş'ın canlanması Gazi Mausa'mızın gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz. Bunun için Kıbrıs'taki tüm siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Bunun yanında Taşınmaz Mal Komisyonu 1974 öncesi hak sahiplerinin yeniden evlerine, iş yerlerine kavuşmasını temin edecek faaliyetleri de sürdürmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da elbette dikkate alınmaktadır. Sizin de desteğinizle adada kalıcı barış ve huzurun tesisi yönünde önemli bir adım olarak gördüğüm Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, tüm hemşehrilerimize, adanın tamamına hayırlı olmasını diliyor. Hepinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet, ben de çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel gelişme için gerek Sayın Tatar'ı ve şahsınızda tüm Kıbrıs Türk halkını tebrik ediyorum. Maraş'ın yeniden kullanıma açılmasının Kıbrıslı kardeşlerimiz için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum.
Kıbrıs Türklerinin adadaki 5 asırlık varlığını ortadan kaldırmaya yönelik saldırıların arttığı bir dönemde bu gelişmenin yaşanmış olması ayrıca anlamlıdır. Biliyoruz birçok yerleri rahatsız edecektir. Ama şunu da birilerinin bilmesi gerekir ki bugüne kadar hep Kıbrıs'taki Türkler sabretti. Biz sabrettik. Ve bu sabrın karşılığını ne yazık ki alamadık. Annan planı dediğimiz zaman bizzat Annan planının içinde oldum. Burgenstock sürecini çok iyi bilirim. Ve Burgenstock sürecinden sonra da Kuzey Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ta yapılan referandum neticesinde 65, %65 Kuzey Kıbrıs bu referanduma evet derken Güney %75 hayır dedi. Ve %75 hayır diyen Güney Avrupa Birliği'ne alındı ama Kuzey Kıbrıs o dönemde de yine Avrupa Birliği'ne alınmadı. Süreci götüren o zamanlar Annan'dı. Ve tabii şimdi Annan yok. Ama hayatta olanlar da ne yazık ki Annan'ın bıraktığı o mirasa sahip çıkmadılar. Verilen sözlere sahip çıkmadılar. O dönem Avrupa Birliği adına bizimle beraber olan Alman Verheugen'di. Ve o ülkemizde birçok üniversitelerde bunun konferansını da geldi verdi. Ve burada Kıbrıs'taki Türklerin ne kadar haklı olduğunu, bizim ne kadar haklı olduğumuzu da anlatmış olmasına rağmen ne yazık ki hiçbir zaman Avrupa Birliği mensupları kalkıp da ya bu Kıbrıs'taki Türklerin Avrupa Birliği'nde olması gerekir demediler. Tam aksine hep ötelediler. Şimdi bölgemizdeki önemli kriz alanlarından biri olan bu Kıbrıs meselesi 1963 yılından bu yana çözüm bekliyor. Yarım asırdan fazla süredir aralıklarla gerçekleştirilen müzakereler her seferinde Rum tarafının ve Yunanistan'ın oyun bozanlığı sebebiyle sonuç vermemiştir. Şu anda da öyle. İşte 1963, işte 2020. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin kabulüyle ilgili hala evet dediler mi? Bakın bu kadar fasıl açılması bekleniyor. Açtılar mı? Hayır. Açmadılar. Hep oyalama, oyalama, oyalama. İşte bugün de Sayın Merkel'le görüşmem vardı. Biliyorsunuz bu ay Avrupa Birliği bir araya geldi. Birinde ikisinde görüşmeler yapıldı. Gene oyalama. Bütün bunlara rağmen çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs Türk'üne ödetilmek istenmiştir. Kıbrıs adasının en nadide semtlerinden biri olan Maraş'ta bu çözümsüzlüğün bir parçası olarak kapalı kalmıştır. En son 2017 yılında yapılan çok taraflı görüşmelerin ardından artık Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm ihtimalinin kalmadığı açıkça görülmüştür. Bunun üzerine hep birlikte Kıbrıs'ın geleceğini hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Sizin de belirttiğiniz gibi Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Bu hakikat ışığında hazırladığınız yol haritası çerçevesinde Maraş'ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sizi bu cesur kararınız ve dirayetli tutumunuz için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bir zamanlar tüm Doğu Akdeniz'in en gözde tatil beldesi olan Maraş'ın yeniden eski güzel günlerine döneceğine inanıyorum. İlk adım olarak Kıbrıs Türk halkının Perşembe sabahından itibaren Maraş'ın sahil şeridinden faydalanmak üzere
kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Kullanıma açılan bölgede hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle herhangi bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Mülkiyet haklarına saygı gösterilerek yürütülen çalışmaların bir an önce sonuçlandırılarak Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. Maraş, bölgenin gözde bir turizm merkezi haline dönüşmesi, tek başına özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini şaha kaldıracak bir fırsattır. Ayrıca bölgede halen süren doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerinden de her an müjdeli haberler alabiliriz. Su boru hattıyla birlikte değerlendirdiğimizde enerji, tarım ve turizm sektörlerinden sağlanan gelirlerin önümüzdeki dönemde katlanarak artacağını söyleyebiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır. Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle Kıbrıs'ta artık eskilerin zor oyunu bozar dediği yere doğru gidiyoruz. Başbakan Sayın Tatar'ın tüm bu konularda ortaya koyduğu güçlü irade, Kıbrıs Türklerinin aydınlık ve müreffeh geleceği için önemli bir fırsattır. Bir kez daha Maraş'ın açılması kararının Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Ve şimdi tabii Maraş'a bağlanacağız ve burada da finişerler inşallah yoğun bir şekilde çalışmaya başlayacaklar ve bütün Gazi Magusa Belediyesi ile birlikte bu çalışmayı sürdürecekler ve bütün asfaltlama çalışmalarıyla birlikte Gazi Magusa inşallah bu Demokrasi Caddesi, sahil şeridi buraların inşallah ilk etapta pırıl pırıl olduğunu göreceğiz. Şimdi Maraş'a bağlanıyoruz. Gazi Magusa Belediye Başkanı Sayın İsmail Magusa Arter ile Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tüm General Sayın Zorlu Topaloğlu ile Büyükelçimiz Ali Murat Başçeri karşımızda, onları buradan izliyoruz. Evet, önce ilk sözü Sayın Belediye Başkanımıza verelim. Evet, buyurun. Evet, Gazi Magusa'dan öncelikle sizlere Sayın Cumhurbaşkanım sevgi, saygı ve şükranlarımızı iletiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. 6 Ekim 2020 çok önemli bir gün olarak tarihe geçecek. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Bir yıldan beridir yapılan çalışmalar neticesinde bugüne geldik. 46 yıldan beri kapalı bir şehirle yan yana yaşamanın ne kadar zor olduğunu bizler biliyoruz. Şehrimizin açık kısmını ne kadar bayındır hale getirmek için çalışırsak çalışalım, yan tarafımızda ölü bir şehirle yan yana yaşamanın zorlukları malumunuzdur. Herkes bunu biliyor. Çok zorluklar çektik. Dolayısıyla bugün bu karardan sonra zaten yıllar itibarıyla şehrin temizliği, altyapısıyla ilgili çalışmalarımız vardı. Bundan sonra da daha yoğun bir şekilde bütün ekiplerimizle bölgede belediye hizmetleri vereceğimizi mutlulukla söyleyebiliyorum. Tekrardan destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, ben de çok çok teşekkür ediyorum. Sözü de Ali Murat Başçeri, Lefkoşa Büyükelçimiz. Sayın Cumhurbaşkanım, 13 Ağustos 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sorumluluğuna giren
Ardından 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın sorumluluğuna bırakılan Kapalı Maraş'tan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Demokrasi ve Kennedy Caddelerinin ve sahil şeridinin yeniden insanlığın kullanımına açılması için talimatlarınızı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Gereken hazırlıkları yapmak için tüm arkadaşlarımız büyük bir heyecanla talimatlarınızı bekliyor Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi son sözü tüm General Zorlu Topaloğlu. Evet paşam buyurun. Evet paşam buyurun. Tüm General Zorlu Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı. Sayın Cumhurbaşkanım, direktifleriniz çerçevesinde Kapalı Maraş bölgesinde hazırlıklarımıza başlıyoruz ve Perşembe sabahı halkımızın hizmetine sunacağız. Arz ederim. Evet, şöyle araçları bir görelim ekran başında izleyenler, oradaki tüm finişerler, kamyonlar hepsini şöyle bir görelim. Dolaşalım şöyle biraz. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Gerek büyükelçimize, gerek belediye başkanımıza, gerek güvenlik kuvvetleri komutanımıza, inşallah şu anda bütün makinaların çalışmasıyla birlikte Perşembe sabahından itibaren orada büyük bir seferberlik ilan edilip şöyle bir gün bilemediniz iki gün içinde bu belirlediğimiz planda asfaltlama çalışmaları bitecektir. Ve belediyemiz zaten üzerine düşenleri yapıyor, yapmaya da devam edecektir. Evet, tüm Gazi Magosa Belediye Başkanı ev sahipliğinde inşallah bu Kapalı Maraş'ı açmak suretiyle oraya gelecek turistlerin de farklı bir yapıyı, bambaşka bir Maraş'ı görmeleri vesilesiyle kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Çok sağ olun. Sağ olun. Hepimize. Milletimize hayırlı olsun. Evet. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ersin Tatar'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.